Mutlu bir cuma dileyerek bugünü başlatıyorum sevgili arkadaşlar. Değerli izleyicilerim hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan 2022 Cuma. Beni izleyen, her gün takip eden, yorumlar yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. O elleriniz dert görmesin, bol para görsün diyorum. Ve beni ilk kez izleyenler için de ben Deniz Altın. Evet kıymetli arkadaşlar, bugün ayımız Yengeç Burcu'nda. Bugün neler olacak gökyüzünde? Çok güzel 3 tane saat belirledim sizin için. Belli bir saat aralığı dışında genel olarak gün güzel. Çünkü Ay Yengeç Burcu'nda. Bugün çok duygusal olabiliriz. Çok daha hassas olacağız. Hani biraz daha vermekle ilgili konular daha çok gündemde olabilir. Biliyorsunuz Balık Burcu'nda geçti Venüs'ümüz. Ay oraya açı yapıyor. Aynı zamanda Neptün, Jüpiter Balık Burcu'nda merhamet duygularımızın da çok ön plana çıktığı bir günde olacağız. Tabii ki aile, aileyi ilgilendiren konular, aile içi ilişkiler yine gündemin aslında ana başlıkları olacaktır. Aile içindeki düzen, köklerimiz, anne, baba ilişkileri veya evimiz, evimizle ilgili konular, evimizdeki düzen, tertip olabilir, bazı yenilikler, değişimler olabilir. Tabii ki şundan da bahsedelim, düşüncelerimizde farklı yeni gelişmeler olabilir. Yani fikir değişikliklerine gidebiliriz. Çünkü bu alan biraz da bizim gelecekle ilgili düşüncelerimizi anlatıyor. Biraz daha böyle koruma, kollama içgüdüsünün de çok daha üstün olacağı bir gün olacak. Şimdi günün açılarına geldiğimizde sevgili arkadaşlar, bugün özellikle saat 21.18'de Merkür'ün Mars'la bir destekleyici bir açısı var. Gün boyu bu etkili olacak. Yine çok güzel bir açımız var. Jüpiter kuzey düğüme bir seksil yapıyor. Bu da gün boyu etkili. Bu şans demektir değerli arkadaşlar. Onların saatlerini biraz sonra vereceğim size. Yine önemli ve sürprizli bir açımız var. O da saat 21.27'de. Ama bunlar gerçekten hoş sürprizler olacağını söyleyebilirim. Peki bugün neye dikkat etmeliyiz? En önemli ve en ciddi açımız şudur arkadaşlar. Saat 20.20'de. Şimdi ayın Şiron'la bir karesi var. Buraya not almışım ben. Evet 20. Şimdi biraz böyle egosal durumlar. İlişkilerde yıpratıcı, biraz böyle yaralayıcı konuşmalar olabilir. Hani tam olarak saatin geldiği aslında noktalarda biraz kendimiz dev aynasında görerek karşımızdaki kişiyi böyle ezme durumları söz konusu olabilir. Biraz yutkunmakta zorlanabiliriz. Ağzımızdan çıkanı dilimiz, yani dilimizden çıkanı böyle kulağımız duymayabilir. Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle saat 20.20 ve 21.20 saat aralığında biraz yaralayıcı sonuçlar olabilir. Onun dışında bugün mesela şimdi saat 16.12 ve 17.16 sıralarında aslında niyetler için harika bir zaman dilimi. Ay da hazır Yengeç Burcu'ndayken evimizle, kendimizle, duygusal ihtiyaçlarımızla, annemizle, babamızla olabilir. Mesela meditasyon, dua, dilek için özellikle çok güzel saatler. Bence değerlendirin. Hazır bugün. Hani kuzey düğümle Jüpiter'in de böyle güzel bir açısı varken gerçekten hiçbir şey arkadaşlar olmaz olmaz demeyin. Hiçbir şekilde Allah'tan ümit kesilmez. Gökyüzü de onu söyleyebiliyor musunuz? Hani Jüpiter ve kuzey düğüm bu arada tam olarak saat 11.20'de gerçekleşiyor bu açı. Fakat bizim için tabii gün boyu da geçerli olacağını söyleyebilirim. Ama tabii ki o akşam saatleri biraz denk getirmezseniz mutlu olacağım. Yine özel bir ve sürpriz bir açımız var. O da saat 21.27'de ayın Uranüs'lü bir sürpriz açısı var. Bu bizim böyle heyecanlandıran, mutlu edecek bazı gelişmeleri hayatımıza katabilir. Onun dışında bugün neler yapabiliriz mesela? Evet biraz meditasyon dedik. Evet biraz içimize dönebiliriz. Dediğim gibi özellikle duygusal bağ kurduğumuz insanlarla olan ilişkilerimizi çok daha iyi planlayabiliriz. Daha yakın ve merhametli ve şefkatli de olabiliriz. Ve parayla ilgili konulara bugün değinmem gerekiyorsa eğer, bugün maddi kazançlar bakımından da mesela güzel bir gün olabileceğini
söyleyebilirim. Belki biraz altınla ilgili para piyasalarında bazı yenilikler ya da ufak tefek böyle oynamalar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar, ama daha çok bereketli bir gün olduğunda söylemeliyim. Ve onun dışında bugün tüm gün bizi etkileyecek nedir? Merkür'ün Mars'ta olan sekstili. Bu önemli. 60 derecelik bir açı, ama mesela şöyle yapabilirsiniz. Özellikle saat mesela 21.16 ile 22.11 saatleri arasında. Düşüncelerimizi eyleme geçirmek. Mesela bir şey düşündünüz, karar verdiniz ve onu artık paylaşmak istiyorsunuz. Onu hayata geçirmek istiyorsunuz. Özellikle ilişkiler için bence harika bir saat 21 ve 22 araları, bence değerlendirin. Özel ilişkiler, toplumsal ilişkiler, sosyal ilişkileriniz olabilir. Herhangi bir, ya da şöyle spor yapmaya karar verdiniz mesela. O anda bunu hayata geçirebilirsiniz veya diyet yapmaya karar verdiniz, hayata geçirebilirsiniz veya birisiyle bir diyalog kurmaya karar verdiniz. Yani bunun gibi, ya da hayatınızda çok daha önemli, daha ciddi konular içinde yine bunları hayata geçirebilirsiniz. Güzel bir gün, duygusal bir gün, biraz hislerimizi, biraz sezgilerimizi de işin içine katarak bence ilerleyebiliriz. Biliyorsunuz hani sezgiler de bu algılarımızın da çok açık olduğu bir dönem. Dolayısıyla sadece mantık değil, tabii ki duygular da bize çok önemli sinyaller verir hayatımızda. Yani mesela parçalanamayan atomun en küçük parçası mesela diyelim. Onlar bizim, şöyle anlatayım, DNA'mızdan bahsediyorum. Yani bizim hani o hisler ve algıdan yola çıktım ya, DNA'mızda eğer varsa mutlaka o para, o ilişki, o insan, o iş mutlaka size gelecektir. İşte bunları sezgilerimizle algılarız. Bir de DNA'mızın uyuşmasıyla da çok ilgili olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, böyle bir gün geçireceğiz. Bugün sizin için bir tane yeni çekim yaptım. 16 Nisan'da Terazi burcundaki Dolunay ile ilgili. O da şifalı bir Dolunay aslında. Burçlarınızı da anlattım. Tek tek eğer izlerseniz memnun olacağım. Hemen bu videodan sonra, 1 saat sonra yayında olacak. Saat 20.00'da yayında olacak. İzleyin, paylaşın, daha çok insan izlesin, daha çok kişiyle buluşalım diyorum değerli arkadaşlar. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Mutlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın ve keyifli cumalar diliyorum.